Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevadül Azam'dan El Mes'eletü Saniyetü ve Selasun 32. meseleye geldik. Bu da peygamberlerin derecelerinin üstünlüğü hakkındadır. Ve mâ kulnâ ennû yenbeğî lehu en ya'lem. Kişinin bilmesi lazım gelen şeylerden birisi de nedir? Enne meratibel enbiya, peygamberlerin mertebeleri indallah teala, Allah katında nedir? A'la, çok yücedir. Daha yücedir. En üstündür. Min meratibel evliya, evliyanın mertebesinden daha üstedir. Femen kâle innel evliya meratibehum a'la min meratibel enbiya. Kim evliyanın mertebesi peygamberlerin mertebesinden daha üstedir derse, sâre mübtedi'an, bidatçı olur, sapık olur. Yüsemma kerramiyen, kerramiye denen bir sapık mezhep var, ehl-i sünnet dışıdır. Bunlardan olur. Kendilerini peygamberden üstün görüyorlar haşa. Ve azâ zahirun, bu açık bir konudur. Peygamberin üstünlüğü açıktır. La yutazü fihi ilel hücceti. Bunun için ayrı bir delile gerek yok. Lennelim evliya, şu veliler, la yebluhune ila meratibil enbiya, peygamberlerin mertebesine ulaşamazlar. Niçin? Lene taatel enbiya, çünkü peygambere itaat taatullahi teala, Allah'a itaattir. Dolayısıyla onlar veli olması için peygambere itaat etmesi lazım. Likavli teala, istanlı. Ve men yuta'illâhe, kim Allah'a itaat ederse, ve Resul'e, Resul'e itaat ederse, fûlâke mâllezine en'amallâhu aleyhim. Allah, o kişiler Allah'ın in'am, ihsan ettiği kimselerle beraberdir. O itaat edenler. O in'am edilenler kimlerdir? Minen nebiyyin. Bak, birinci sırada peygamberler. Ve sıddıkin, sonra sıddıklar. Ve şühedâ, şehitler. Ve salihin, sonra salihler geliyor. Evet. Diğer bir ayette Kâb-ı Teâlâ, ve men yutillâhe ve resûlehu, kim Allah ve Resulüne itaat ederse, yudhıluhun cennâtin, Allah-u Teâlâ onu cennetlere girdirir. Tecrî min tahti enâr, ağaçların köşkün altından nehirler akan cennetlere onları girdirir. Kimi? İtaat edeni, yani Resul'e itaat edeni. Ve kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ene seyyidü veled Adem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben Adem oğlunun efendisiyim. La fahre. Bununla övünmüyorum. La fahre hadis. Hadis-i şerif sonu bu. Gâze kifayetun lil akili. Vallahu aleyhi. El mes'eleti s-salisetu ve s-selâsûn. 33. mesele. Ve mâ kulnâ ennehu yenbeğilehu en yukirre. Demiştik ki kişinin ikrar etmesi lazım. Kerametil evliyâ'yı. Evliyanın kerameti haktır. Ehl-i sünnet bunu böyle ben diyor. Lenne men enkere kerametil evliyâ. Kim peygamber velilerin kerametini inkar ederse ve mübtedi'un, o bidatçıdır. Men enkere kerametil evliyâ. Kim evliyanın kerametini inkar ederse ve huve yazunnu, o zan eder ki enne fî zâlike, burada var hedmu mucizatil enbiyâ. Peygamberin mucizesini yıkmak, iptal etmek var zannedir. Yani güya peygamberle veli karışmasın diye, güya dini korumak için böyle diyorlar. Nasıl karışacak? Peygamber, peygamberlik davası güder. Evliya, peygambere tabi olma davası güder. Peygamber, evliya bana tabi olun demez. Evliya, peygamber aleyhisselama tabi olarak evliya olur. Ve zâllâ yahrucu an ehadi ehmalin selâsetin. Bu şekilde evliyanın kerameti inkar edenler üç halden kurtulmuş değillerdir. Üç şıkları var onların. İmmâ en yünkirel âyâti, ya ayetleri inkar ediyorlar bunlar. Yelleti fî kitâbillâhi teâlâ, Allah'ın kitabında bulunuyor. Yani kerametle alakalı ayetler var. Evlâ da inkar etmezler. Ve en yünkirel âyâti fakat kefere. Zaten ayetin kerası kafir. Ve en yünkirel âyâti, ayetleri inkar etmiyor. Lâmene bi hayatleri kabul ediyor. Ama velâkin yekûlü kânûhum enbiyâ, oradaki bahseden kişiler peygamberdir diyor. Ya Asaf-ı İbn-i Berkaya peygamber değil ki. Meryem validemiz peygamber değil ki. Ashab-ı Kehf peygamber değil ki. Bu dönemde ne olur adam? Fakat kefere eczan. Yine şafir olur. Etti ki. Ve lem yünkül âyâti, ayetleri inkar etmiyor. Lâmene bi onlar iman ediyor. Ve lem yekûl enbiyâ, onlar peygamberdir demiyor. Fakat sahha indehu, o zaman bu adamın katında sayılır. Ne enne hazi keramete, o kerametler kâne ligâiril enbiyâ, demek ki oradaki şahıslar peygamber değildi. Bu durumda ne olmuş olur? İşte peygamber olmayanların kerameti sahiptir işte.
Üç ışık bu. Ve cüzü zalihi. Bu da evet. Ve lem yekul enbiya. Fakat sakka indev. Onlar başkasının kerametidir. Yani peygamber olmayan şahsının kerametidir. O zaman ne olur? Ve cüzü zalihi. Bu caizdir. Peygamber olmayanların, o kişilerin de kerameti caizdir. Lennallahu taşı Allah-u Teala kâleyâ şöyle buyurdu. Kâlellezî endehu ilmun minel kitâb. Yanında kitaptan ilim olan şahıs dedi. Ene âtîke bihi. O pelkasının tahtını ben sana getiririm. Kablen yertette ileyke tarfım. Gözün sana dönmeden evvel, gözünü kırpmadan evvel, gözünü üzerine çevirmeden evvel ben sana onun tahtını getiririm. Dedi. Bu ne kişi? Ve kâne hâze âsâfe bine berkaya. Berkaya. Asaf ibni Berkıya'ymış bu. Mekâne minel evliyâ'yı. Evliyadan idi. Süleyman Aleyhisselam'ın veziriydi. Elem yekün nebiyyen, peygamber değildi. O zaman da peygamber olan Süleyman Aleyhisselam'dı. Mekâne min kavli Süleyman ibni Davud. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın kavminden idi. O adı felemmâ câze en yekûne min kavmi Süleyman'a. Süleyman Aleyhisselam'ın kavminin birisi için kerametül evliya, evliyanın kerameti caizse, eleyse yecüzü fi ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kerametül evliya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde niçin evliyanın kerameti olmasın ki? Muhammedun hayrun min Süleyman'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman aleyhisselam'ın daha ayrıdır. Daha üstündür. Ve ümmeti hayrun min ümmeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti de Süleyman aleyhisselam ümmetinden daha ayrıdır. Evet. Dolayısıyla olabilir. Ve inkâlel muharif. Eğer itiraz eden kişi derse tilkel kerametü kâneti min kıbeli Süleyman. O keramet Süleyman Aleyhisselam tarafından oldu. O zaman bize deriz, fenekul deriz, hazil kerametü, bu keramet de min kıbeli Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tarafında olmuştur. Onun bereketli olmuştur. Hepsi öyle diyor zaten. Onun hürmetine yaratıldı ya. Kavlu Teala ve huzzi ileyki bitiz'in nakleti. O hurma dalını kendine silkele. Sakıt aleyki üzerine düşsün. Rutaben ceniyye olmuş taptaze hurmalar tökülsün üzerine. Ahracallahu Teala mine şeciretil yabiseti temreten. Cenab-ı Hak kurmuş hurmadan, hurma ağacından hurmalar çıkarttı. Li ecli Meryem'e, Meryem validemize yesin diye. İsa sen doğuracak ya, bir anda hamile kaldı hemen. Ekremeha, bizler ki bunu ona bu şekilde ikram etti. Meryem, Meryem lem tekün nebiyyen, nebiyyeten, peygamber değildi. Bir üst kadına peygamber olmaz. Allah-u Teala küllemâ dekale aleyha zekeriyyen mihrabe. Her ne zaman zikir etsem onun yanında mihraban kaldığı otacığa girince ve cedde endeha rızka onun yanında o rızkını buluyordu. Kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi buluyordu. Kapalı, kimsenin girdiği, gireceği bir yer değil. Sadece oraya zikir etsem girebiliyordu. Kale dedi ki zikir etsem, ya Meryem, ey Meryem, enna liki haza, bunlar sana nereden geliyor? Kale dedi ki, huve minin illah, Allah katındandır. Allah da dilediğini, dilediği hesapsız, hesapsız şekilde rızıklandırır. Kezalike fi, dolayısıyla bak Meryem Valide'ye keramet. İkram edildi. Kezalike fi kıssatı ehli kef. Ehli kef kıssasında aynıdır. Ekremehumullahu Teala, Allah-u Teala onları ikram etti. Ölem yekûnû enbiyâ'ya, onlar peygamber değillerdi. Ölem mâ caz en yekûne fil evvelîn. Bu evvelki ümmetlerde böyle keramet oluyorsa caizse, lime lâ cüz en yekûne fi ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde niye olmasın? Kerametül evliye, evliyanın kerameti niye olmasın ki? Var. Fakat kâle Allah-u Teala küntüm hayra ümmetin, siz en hayırlı ümmet olduğunuz okuyucuya çıkartılmış linnâs sanatçı. En hayırlı ümmetsiniz. Te'mure bil maruf, iyiliği emredersiniz ve tenhevne al münker, kötülükte emredersiniz. Dolayısıyla hayırlı ümmette de ne olur? Hayırlı insanlar olur. Fe'in kâle muhalif, eğer itiraz eden kişi derse inne fulânen yevzhebu fî leyletin vâdetin, filancı bir gecede gidiyor ilâ beytillah, beytullah Kâbe'ye ve yazık geri dönüyor. Haza la yekunu ebeden, böyle şey olmaz derse kullan deriz innallaha ekremen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak ikram etti. Bir kerametin, bir kerameti lem yekrim bir ahaden kattu. Hiç kimseye böyle bir şey ikram etmemişti. Yine esra bihi ve arazi bihi lissema ve seb. Onu yürüttü. Mekke'den Kudüs'e ve köklere çıkarttı. 7 kat köye. Ve belaga maşallah. Allah'ın dilediği makamlara ulaştı. Meracaf aynı gecede aynı anda döndü. Ve her kerametun azamun min hazi. Bundan daha büyük keramet var. Peygamberimiz oğlu sallallahu aleyhi ve sellem bize de bir şeyler olur. Ve ezan aynı şekilde yukarı denir lil muhalifi, muhalif olan kişiye. El mü'minu hayrun emil kafir. Müslüman mı dahil edilir, kafir mi dahil edilir? Müslüman
فَنَا بِزْ وَجَدْنَا مَنْ كَانَ يَسِيرُ مِنَ الْكُفَّارِ يَسِيرُ مِنَ الْكُفَّارِ Şafirden yürüyen giden kişiyi buluyoruz. فِي سَاتٍ وَعَزٍ Bir saatte. مِنَ الْمَشْرِقِ Doğudan اِلَى الْمَرْبِ Batıya bir anda gidip geliyor. وَاِبْلِيسُ لَعَنَهُ Bu iblis, lanetli iblistir. Allah'ın gazetesi. فَيْزَا كَانَ كَافِرُ هَاكَزَا كَافِرُ Böyleyse لَمْ تُنْكَرْ كَرَامَةُ الْاَوْلِيَا O zaman evliyan kerameti inkar edilmez. Cenab-ı Hak düşmanına böyle fırsat veriyorsa dostuna haydi haydi verir. Yoksa onlara baş edemeyiz. اَذَا كَفَنِ الْاَقِلِ Bu mesele, bu kadar açıklama akıllı yeterlidir. Akıl varsa anlar. Keramet haktır demek oldu. Zaten pek çok savaşlarda görülen olaylar hep keramettir. Melekler gelir, uzun boylu adama gelir, sarıklı, nara atarlar, yani tekfir okurlar, kafirleri korkuturlar böyle. İnsan darlandığı zaman Allah'ın yardımı gelir. İnsan suretine gelir, melek suretine gelir. O bir manevi şeydir. Cenab-ı Hak dilediği şeyi, dilediği şekilde tasarruf eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy geldiği zaman Tehiyyetül Kelbi suretine geliyormuş Cebrail Aleyhisselam ekser zamanlarda. Yani bu Allah-u Teala'nın cilvesidir. Cenab-ı Hak dostunu dilediği şekilde o dilediği de kullanıyor. Yani yeter ki Allah dost olur.